Değerli seyircilerimiz, şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, İzmit'ten seslenmeye devam ediyoruz. Özel Seymen Eğitim Kurumları'nın konuğuyuz. Yanımızda Eğitim Kurumu'nun lise müdürü Ercan Bey var. Ercan Bey, merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz kurumumuza. Sizler hoş bulduk. İyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok uzun yıllardır İzmit'te eğitimlerinize devam ediyorsunuz. İzleyicilerimizle paylaşır mısınız? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Burada hangi eğitimler veriyor? Şimdi Özel Seymen Eğitim Kurumları artık Kocaeli'nin ilk eğitim kurumu özelliğini taşıyor. Önümüzdeki 30. yılımızı kutlayacağız. Bizim eğitim kurumlarımızda öğrencimiz ana sınıfından başlayarak eğitimine devam ediyor ve lise son sınıfta biz bugün üniversiteye yolluyoruz onları. Dolayısıyla 12 yıllık bir eğitim sürecinde biz tüm Kocaeli'ye hizmet veriyoruz. Evet, kaç öğrenci kapasiteniz var? Bizim her iki yerleşkemizde 2000 öğrenci kapasitemiz var. 1500 öğrenci kapasitesi bu yerleşkemizde, İzmit yerleşkemizde, 500 öğrenci de Dozda yerleşkemizde var. Biz tabii büyük keyif alıyoruz öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte. İki şey yaptığımıza inanıyoruz. Bir tanesi doğru işler yapıyoruz. Doğru işler yapmak çok önemli. Özellikle eğitim sektöründe çok önemli. Çünkü insana şekil veriyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz. Telafisi mümkün değil, geri dönüşü yok. O yüzden bu işi iyi yaptığımıza inanıyoruz ve Kocaeli de bize inandı ki bizim bugün 1300 öğrencimiz var. Azımsanmayacak bir rakam. Dolayısıyla biz bu kapasiteyle İzmitlere daha da büyük hedefler çizebilme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, 30 yıla yakın bir süredir bu sektördesiniz ve gerçekten sektörün liderisiniz bu bölgede. Sizce bu başarının sırrı nedir hocam? Bizce bu başarının altında yatan iki tane temel unsur var. Bir tanesi İzmit, aslında ilklerle, İzmit'i ilklerle tanıştıran Özel Seymen oldu. İlk özel okul anlayışı ve özel okulculuğu doğru bir şekilde insanlara anlattık ki bugün gerçekten iyi bir yerdeyiz, iyi bir yerdeyiz. Öğrencilerimizle ve velilerimizle olan diyaloğun çok önemli olduğuna inanırız. Ve biz burada gerçekten öncelikle tanımaya çalışırız. Eğitim böyle bir şey. Öğrenciyi, insanı tanıdıkça, onun yeteneklerini gördükçe üzerine neler koyabileceğimizi planlar ve gerçekten de bunu başarırız. Bugün eğer kıstaslardan bir tanesi sınav başarılarıysa İzmit'in en önde gelen başarılarını Özel Seymen eğitim kurumları öğrencilerine sağlıyor. Eğer hayata hazırlamaksa gerçekten sosyal etkinliklerimizle biz öğrencilerimizi bunu veriyoruz. Bir başka önemli şey ve bunu çok önemsiyoruz. Biz sadece öğrencilerimize değil, velilerimize de bir vizyon kattığımıza inanıyoruz. Veliler bir sosyal çevreye giriyorlar, Özel Seymen'in sosyal çevresine ve o çevreden beslenen velilerle biz güzel şeyler yapıyoruz. Şu söz doğru, elma ağacının altında elma oluyor, armut olmuyor. Dolayısıyla siz elma ağacını ne kadar güçlendirirseniz çok kaliteli elmalar da elde edersiniz. Evet, süper. Hocam, önümüzdeki dönemler için neler hedefleniyor? En büyük ideallerimizden bir tanesi Rahmi Seymen Üniversitesi'ni İzmit'te kazandırabilmek. Bunu gerçekten çok istiyoruz. Zaten 30 yıllık bir emek kendisini göstermiş durumda. Ana sınıfı, ilk öğretim ve lise düzeyinde. Bunu yüksek öğretimde de devam ettirmek istiyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede Rahmi Seymen Üniversitesi'nde Kocaeli'ye katarız, Türkiye'ye katarız. Evet, bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. 4 yaşında bir çocuk gelecek buradan, üniversite mezunu olarak çıkacak. Bu gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Özel Seymen Eğitim Kurumları'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.